hayattan Darko Sayıcı. Artık tekrar ailemin yerine gitmek isterim. Ailemin yerinde yaşamak isterim arkadaşlar ya. Onları uzak kaldım Meren. İçim yanıyor. İçim sizi diyor Darko Sayıcı. Onları çok özledim ya. Sizi bu arada Darko Sayıcı. Şu anda video verip kanalımı zifre açarsınız arkadaşlar. Videomda görmüşsünüz bu kağıda isminiz gelecek arkadaşlar. Hadi bakalım Darko Sayıcı. Bu arada video verenlerin kanalımı zifre açarsınız arkadaşlar. İnşallah annesi babası ölümsüdür. İnşallah arkadaşlar zengin olursunuz ve inşallah hiç basını kapmazsınız. Amin Darko Sayıcı. Ve ayrıca arkadaşlar inşallah hiçbir zaman ailenizden ayrı kalmazsınız. Amin arkadaşlar. O bazı Darko Sayıcı. Allah'ım benim isimler çok fazla geliyor arkadaşlar. Birazcık kağıdın ağırlığı attı yani. Her neyse videoyu verip kanalımı zifre açar arkadaşlar. Abone olun ve ikisi yıkmayın arkadaşlar. Hadi bakalım Darko Sayıcı. Ve videoyu attığım sırada arkadaşlar hemen 5 dakika içinde izleyenlerin isimleri şu anda elime geliyor. Hadi bakalım. O zaman okumaya başlıyorum herkes yaptığına göre. Hadi bakalım Darko Sayıcı. Büşra, Efe, Taha, Elmira, Canan, Hülya, Mustafa, Ceyhun, Yıldıray, Ayşegül, Mehmet. Bunlar arkadaşlar videoyu beğenmişler ve kanalımı zifre açmışlar. Bir açın lütfen. Kapıyı açın diyorum size. Allah'ım yarabbim kim geldi ya gecelik önünde? Kapıyı açın diye bağırıyor. Olamaz ya. Umarım arkadaşlar beni öldürmek için birileri falan gelmiştir. Tamam Engin, sakin ol. Sen de onlar öbür kişiyle kaldı. Ailen uzak kalınca sana hiçbir tehdit gelmeyecek demiştik değil mi? Neyse Engin, tamam sakin ol. Her neyse. Kim geldi? Babacığım ben geldim. Seni ziyarete geldim. Dayanamadım babacığım. Bir saniye. Dila sen bunu ne arıyorsun kızım? Babacığım senden yani ayrı kaldığımdan seni çok özlüyorum. Ben seni yanımdan gitmeni istemiyorum babacığım. Tekrardan ailemiz yerine gel. Tekrardan yanımızda kal babacığım lütfen. Ama bak Dila ben senin bittiğim konuyu konuşmuşsun değil mi? Yanına gelmeyecektim. Ailemden uzak kalacaktım yani anlamıyor musun? Babacığım neden herkes değildi sen? Neden sen babacığım neden? Çünkü Dila ben bir felakarlık yaptım. Anladın mı? Sizin başınıza kötü bir şey gelmesin diye evimden uzaklaştım. Ailemden uzaklaştım. Eve dönsen iyi olacak tamam mı? Ah telefon çalıyor bir saniye. Alo? Engican çocuğumu bulamıyorum. Dila kayboldu. Bilirin Dila mı kayboldu? Evet Engican. Merak etme merak etme. O şu an benim yanımda. Nasıl yani? Yanına mı geldi? Evet evet yanıma gelmiş. Ziyarete gelmiş. Ben seni tekrardan sonra arayacağım tamam mı? Tamam Engican. Kendine iyi bak o zaman. Sen de. Allah'ım yarabbim ya. Bak anneni meraklandırmışsın yani. Görmüyor musun Allah'ım yarabbim ya? Neden böyle şey yaptın? Babacığım içeride konuşacak olur mu? Beni içeri davet etmeyecek misin? Neyse tamam gel gelebilirsin benimle birlikte içeriye ya. Olamaz arkadaşlar. Neyse kapıyı şöyle kapatalım arkadaşlar. Üstüne de şöyle kilitleyelim. Tamamdır. Gel bakalım. Ne istiyorsun benden? Söyle bakalım açık açık. Ne istiyorum ki babacığım? Ailemin üzerinde tekrardan gelmeni istiyorum. Kardeşlerim sürekli kavga ediyor. Annem seni olmadığın için huzursuz oluyor evde. Anlıyor musun? Anlatabiliyor muyum? Evet olabilir. Ailenin içinde böyle kargaşalar yaşanabilir. Olaylar yaşanabilir. Alevlenme, yükselmeler falan olabilir. Anladın mı Dila yani? Yani bunlar geçici şeyler. Yani ben olmadığım için de olabilir birazcık da. Yani ne bileyim. Babacığım sen ne geri gelmek istiyorsun? Seni biliyorum geri gelmek istedim de. Hayır geri gelmek falan istemiyorum anladın mı? Aslında gitsen artık iyi olacak tamam mı? Hayır babacığım gitmek istemiyorum diyorum. Sen gelene kadar da gitmeyeceğim. Ya Allah'ım yarabbim ya. Allah'ım yarabbim. Bak ben seninle bekle konuşmuşum bu konu hakkında ama. Sen neden böyle yapıyorsun şimdi la burada he? Neden böyle yapıyorsun? Babacığım sen gelmezsen ben gitmeyeyim işte. Bu kadar. Allah'ım yarabbim ya. İyi tamam sen burada o zaman çok beklersin vallahi billahi. Ben vallahi şimdi gideceğim ve uyuyacağım. Tamam babacığım bekleyin vallahi billahi. Benim için sıkıntı değil. Allah'ım yarabbim ya. Of Darko Sayıcı vallahi billahi. Şu duruma bakın yani ya. Sabah olmuş vallahi billahi ya. Olamaz. Ah Dila hala bekliyorsun burada. Babacığım ben sana ne demiştim? Bekleyeceğim demiştim. O yüzden bekleyeceğim. Kardeşim ben geldim. Kapıyı açar mısın? Aynen birader biz geldik. Kapıyı açsana. Allah'ım yarabbim. Abbas'la Can gelmiş. Dila sen burada bekle tamam mı? Tamam babacığım. Burada bekliyorum. Hadi bakalım canım kızım benim bekle. Allah'ım yarabbim ya. Abbas'la arkadaşlar Can burada ne arıyor? He ne oldu oğlum? Neden geldiniz oraya Abbas? Kardeşim ziyarete geldik. Evet birader ziyarete geldik. Gelmesi miydik? Hadi buraya kadar gelmişsiniz. İçine geçmeyecek misiniz? Ya Allah billahi geçelim kardeşim ya. O kadar yoldan geldik yani gerçekten de. Çok uzaklara taşındın oğlum. Evet Abbas uzaklara taşındım yani vallahi billahi. Kardeşim burada Dila da varmış. Yukarı katta mı? Evet yukarı kattayım Abbas abi. Allah'ım yarabbim ya. Babasını görmeden dayanamıyor. Vallahi kardeşim ben de senin gibi kardeşim görmeden dayanamıyorum. Lütfen geri gel oğlum. Abbas ben senin bitti bu konu hakkında konuşmuşum değil mi? Bak çocuk tamam özlemiş olabilir. Sen oğlum bir kez sen. He sen niye böyle diyorsun şimdi? Neden öyle gireyim? Kardeşim ya niye gelmiyorsun oğlum ya? Senin bir baş çıkardık. Hayır Abbas baş çıkamayız tamam mı? Ben bir kere yenildim ama bir daha da yenilemem. Anladın mı Abbas'ı? Ben özür dilerim kardeşim. Ben güçlü dayanamadım sizin yanınızda. Ya tamam birader ağlayıp durma. Nasıl ağlamayayım ya? Aynen bırakmak zorunda kaldım ben.
Birazcık yalnız bıraksanız aslında beni iyi olacak, tamam mı? Gidin artık. Tamam kardeşim. Neyse, o zaman ben biz gidelim değil mi Can? Evet birader, biz gidelim vallahi billahi ya. Neyse, o zaman fikrini değiştirirsen bizi arayabilirsin, tamam mı? Tamam merak etmeyin. Sizi arayabilirim. Anladım. Artık gitsiniz iyi olacak, tamam mı? Zamanı vallahi fazla doldu yani. Hatta götürürken de Dila'yı da götürün. Tamamdır kardeşim. Hadi gel Dila, gel aşağıya gel. Gel gelmek istemiyorum. Bekleyin siz burada, hemen gelirim, tamam mı? Onunla birlikte bir şey konuşacağım. Kızım, benim sana söylemek istediğim şeylerim var, tamam mı? Sen artık buradan gitmelisin. Anladın mı? Bak eğer gitmezsen başka yere taşınırım. Ondan sonra beni ziyarete giremezsin. Anladın mı? Ailenden uzak kalmam gerekiyor. Ona bir söz verdim. Babacığım, ama sen niye böyle? Hayır, sen niye böyle diye bir şey yok, tamam mı? Bu bir fedakarlık aldı üstünde. Hadi bakalım. Ailemden ayrı kalacağım dediysem ayrı kalacağım. Alın bakalım yapmaz. Bu bücüğü de götürün yanınızda. Tamamdır kardeşim. Tamamdır birader. Gitmek istemiyorum. Artık gitme vakti. Evet. Dila, senin için artık gitme vakti. Tamam mı canım kızım benim? Hadi bakalım. Artık gidin buradan. Bakalım arkadaşlar. Görüşürüz. Tekrar gelin. Tamamdır kardeşim. Tamamdır birader. Tamamdır babacığım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım arkadaşlar ya. Artık eve gitsem iyi olacak vallahi billahi Darko sayısı. Şöyle bir bakalım arkadaşlar evimin etrafına. Hiç kimse yok gibi gözüküyor. Burası arkadaşlar çok sakin bir yer. Bir saniye. Derin miydi arkadaşlar o ya? Bir saniye. Bir dakika ya. Halüsinasyon falan mı gördüm acaba? Burada arkadaşlar derin vardı. Yemin ederim bilmem ama kimseyi kınlayamam arkadaşlar ya. Olamaz. Derin buradaydı. Derin burada mısın? Bak ben de saklayayım mısın yoksa? Haydi bak sevgilim. Eğer buradaysan çık kendini göster, tamam mı? Allah'ım yarabbim ya. Derin burada mısın? Allah'ım yarabbim. Tamam. Şöyle hop şuraya da zıplayacağım. Tamam. Şöyle şu ağacın üstüne zıplayacağım. Burada birileri yok gibi gözüküyor arkadaşlar ya. Yok artık ya. Halüsinasyon falan gördüm. Herhalde onu çok özledimler. Ay ya. Ah. Tamamdır. Hadi bakalım. Bakalım arkadaşlar. Artık eve gitsem iyi olacak vallahi billahi ya. Derini görmüş gibi hissettim bir an önce yani. Yok onu görmedim herhalde ya. Yok ya, kesinlikle görmedim arkadaşlar onu ya. Yani görseydim hatırlardım yani. Hatta direkt gitmezdi. Yok ya, sen onu özlemişsin yengeciğim vallahi billahi. Özlemişsin onu. Bir saniye. Derin. Sen derinsin. Yengeciğim ben derin değilim. Ve seni izlemek için geldim. Aileler arkadaşını ziyaret etti. Anladın mı beni? Bir saniye. Ailemi ziyaret etmesi. Benimle ne alakası var bunun? Bunlar seni ziyaret etmeyecekti. Öyle anlaşmıştık seninle birlikte değil mi? Tamam. Öyle anlaşmıştık ama. Bir saniye, kullanabileceğim bir şey yok gibi gözüküyor. Tamam. Öyle anlaşmış olabiliriz ama. Benim içeri girmem lazım, tamam mı? Aç kapıyı yengeciğim. Açmayacağım arkadaşlar ya. Olamaz ya. Derin bedenini ele geçirmiş. Derini kontrol ediyor. Olamaz ya. Olamaz. Ah. Tamam yengeciğim, sakin ol ya. Olamaz. Böyle birlikte arkadaşlar vallahi billahi böyle şeylerle uğraşmak zorunda kalırım ya. Ben söz vermiştim, sözümü tuttum. Ailem tutmadı sözünü. Ben neden böyle şeylerle birlikte uğraşıyorum arkadaşlar? Dinini öldürmek zorunda kalacak gibi gözüküyorum arkadaşlar. Şuna bakın Darko sayısı. Ona arkadaşlar yani elimi bile sürmeye kıyamam yani ya. Böyle bir şey nasıl yapabileyim ben? Onun içinde şu anda başka birisi var. Şeytani bir ruhani bir varlık var arkadaşlar. Yani ne diyeyim, cin mi var, el mi var, bir şey var arkadaşlar. Açıklanamayan bir şey var işte. Her neyse, artık yukarıya çıksam iyi olacak arkadaşlar. Olmaz Darko sayısı. Olamaz arkadaşlar ya. Hey derin, bana bak bakayım sen. Sen derin misin? Engincan, sadece ben derin gibi gözüküyor muyum acaba? Ben derin miyim acaba? Derin değilsin sen ama beklesene bir orada. Neden Engincan? Neden orada bekleyeceğim? Bekle sana bir hediyem var. Hediye mi? Hediyeleri severim. Tamam bekle, hediyeni göstereceğim ben sana. Bekle. Nerede arkadaşlar benim özel silim? Aha yakaladım. Tam olarak da burada. Tamamdır. Gel bakalım buraya. Hey buraya bak lan. Buraya bak. İşte böyle kaçarsın geldiğin gibi. Allah'ım yarabbim. Hadi gel de bir daha lazer sinirin bilgisini ileteyim. Mayak ne dedi ya arkadaşlar? Mayak ne dedi Darko sayısı? Olamaz arkadaşlar. Hadi gelsin de bir daha onu göstereyim. Derinin bir derinliğe geçirmiş. Abbas'a haber vermem lazım arkadaşlar. Hadi Abbas, aç şunu bir önce kardeşim. Hadi kardeşim. Ne yaptın sen? kemiklerim kırıldı gibi hissediyorum şu anda. Hareket edemiyorum. Telefonla beklemişsin arabada. İzin verdin mi? Hiç düşünmüyorum. Ben de senin izin aldığımı hiç düşünmüyorum, tamam mı? Aradın mı? Aradın mı? Sen kimsin be? Beni tanımıyorsun galiba Yengecan. Seninle uzun sürece tanışmıştık. Tanımaman nasıl bir meçhul oluyor gerçekten de. Allah'ım yarabbim. Sen beni nasıl tanımazsın? Allah'ım yarabbim ya. Olmaz arkadaşlar. Şunu iyileşmem lazım. Hadi Yengecan. Sakin ol. Tamam. Ben seni tanırım evet ya. Nereden tanıyorsun? Söyle bakalım. Senin nereden mi tanıyorum? Ben... Sen benim özür dilerim. Al bunu. Al bakalım. İşte böyle geldiğin gibi gidersin. Bu sefer gerçekten kaçarsın. Hadi gel bakayım arkadaşlar. Arkamdan zıplasın.
ölümden zıplasın bakalım. Nerede olduğunu göreyim. Olamaz arkadaşlar ya. Ya utangaç adam, ya kötü heykel, ya arkadaşlar bunlardan Piggy, ya da arkadaşlar sizin kafa. Bunlardan birisi arkadaşlar. 5 karakterden birisi olması lazım bunlardan. Birisinin ruhu arkadaşlar. Ama ben utangaç adam olmasına şüpheleniyorum Darko sayesi. Olamaz arkadaşlar ya. Beni öldürmek için gelmişsen tekrar öyle yoldan. Uf, tamam sakin ol. Artık evine girebilirsin Engin. Ha yakaladım. Buradasın değil mi? Yok burada değil arkadaşlar. Tamamdır ya. Artık gitmiş Darko sayesi. Vallahi bile giremez zaten korkudan ya. Bakalım buradasın. Gaça. Yakaladım seni. Burada... Yok ya burada değil arkadaşlar. Neyse. Ama solda sadece kamerayı tıklayıp ortadan kamerayı zıplayın açmayı ben Darko sayesi. Hadi bakalım arkadaşlar. Solda sadece kamerayı tıklayıp ortadan kamerayı zıplayın açın arkadaşlar. Bir Darko sayesi videoyu verip kamerayı zıplayın açın. Hadi bakalım arkadaşlar. Bunları yapın Darko sayesi. Vallahi bile yapın arkadaşlar. Lazer silahımızı birlikte bize kimse zarar vermez. Darko sayesi ölmez. Bu savaş bitmez. Hadi bakalım Darko sayesi. Hep heyecan yani vallahi billahi arkadaşlar. Hadi bakalım Darko sayesi. Hoşçakalın. Bay bay. Seni seviyorum sürü. Görüşürüz.